Tatilciler sokakta, şezlongda sabahladı. Dalgaların mağduriyetinde kaldık. Deniz tüm restoranlarımızda, otelin içlerinde her yere kadar girdi. Yaşadıkları depremin şokunu hala atamayan tatilciler, deprem anında kaldıkları otel ve evlerden panik halinde kaçtı. Dışarıda saksılar bile devrilmiş. Baksana şuralarda hep şey vardı, onları kaldırdık. Bayağı büyük bir şiddetli depremdi yani. Tatilciler 6,6'lık depremin ardından evlerine bir daha giremedi. Turistler geceyi sokakta, şezlongda sabahlayarak geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla çok sayıda tatilci Bodrum'dan ayrılmak için araçlarına binerek yola çıktı. Elbiseye bakıyordum, birden hepimiz yere düştük, hepimiz dışarı çıktık, lambalar ne söndü, elektrikte gitti, herkes dışarı çıktı, herkes de yolda koştu. Bazı vatandaşlarsa tatillerini yarıda keserek 7.30 uçağıyla İstanbul'a geri döndü. Deprem nedeniyle uçağı öne aldık çünkü odalara girişimiz yasaklandı. Sahildeydik, bir anda çatırdılarla birlikte suyun yükseldi ve şezlongların suya çekildiğini gördük. Tabii herkeste bir panik havası. Dışarıda yatacağımızı dedik, uçağımızı öne alalım, dönelim. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıloğlu, tatilcilerin otellerde konakladığını, sadece isteyenlere bahçede konaklayabilecekleri ortamları oluşturduklarını söyledi. Karcıloğlu, Bodrum'da turistin boşalması diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.